Metin. Abiciğim ne oluyor burada lan? Anlamadım ki ben abi. Ya nasıl anlamadım Metin? Oğlum bak mekanda ben tuvalete gittim, geri döndüğümde bu herifler seni hırpalıyordu. Ne yaptın lan? Abi ne bileyim, ben barda oturuyordum. Sonra o hatun geldi. Tam yanımdan geçiyordu, çantası düştü. Eğileyim yardım edeyim dedim. Arkamda bir itişme kakışma. Sonra ben bu kadın üstüne düşmüşüm. Eyse etraftaki sarhoşlar da alkış falan tutuyorlar, yapıyorlar. Bizi öpüşüp koklaşıyor zannettiler galiba. Sonra da zaten bu abiler geldi. Oğlum, o zaman o kadın bunlardan birinin yavuklusu lan. Abi şu solda elinde silah olan var ya, kesin onun ya. Ya Metin ya, oğlum sana ne el alemin karısının yere düşen çantasından lan? Abi ben incelik olsun diye ya. He, incelik. Onlar da incelik yapacaklar, o ellerindeki silahları bizim ince bağırsağımıza kadar. Ya Metin ya. Abiciğim ondan sonra kızım dedim, bana dedim anlatma dedim. Git dedim Murat Bey'e. Ne oldu? Ya ne olacak ondan sonra lagologa yaptı işte, yok ben bunu yanlış anlamışım da, yok onu demek istememiş de, tamamen ayak ya. Abi bırak Allah aşkına ya, bak da sen de yiyemiyor numarası. Diyorum işte ayak abi. Metin. Heh. Oğlum biz de birer dondurma alalım mı lan? Abi bilmem ya, şimdi böyle yemekten sonra hemen bozmasın. Ya oğlum bozmaz, niye bozsun ya? Birer kilo oğlum ya, acayip yiyor kız, baksana canım çekti lan. Hem oğlum Almanya kadar gelip dondurmasını yemeyeceğiz mi? Niye abi? Almanya'nın dondurması mı önünde? Ha, hem de patatesli dondurması. Ne bileyim oğlum ne sünni Almanya'nın, Allah Allah. Abi bak bunların dondurmasında kesin domuz jelatini falan vardır. Bozar bizi, hiç girmeyelim böyle işlere. Abicim ne olacak, domuz dediğinde yüce Rabbim bir hayvanı. Abi bak günah diyorum ama. Ya ulan oğlum Metin sen ne zaman bu kadar Müslüman kesildin ya? Yani varsa şimdi dondurmanın içindeki yarım gramlık jelatin günah. Ondan sonra dün açtırdığın 70'lik rakı değil. Abi ama o milli içecek ya. Ya Metin bir sus, vallahi yırtacağım ağzını ya. Oğlum bir külah lan. Gel. Allah Allah. Metin bak gördün mü? Nasıl tat vermiş domuz dondurmaya. Tamam abi, yeterince geçin dalganı zaten. Oğlum şunların güzelliğine bak. Ne güzel öpüşüyorlar ya rahat rahat. Abi bizim orada kesin dalmışlardı bunlara ya. Tabii canım, ne diyorsun ya? Yok mu bu kızın babası, yetişin diye böm diye girmişlerdi. Abi bak, medeniyet dedin Avrupa, ben sana bunu söyleyeyim. Kimsenin aşkı sevdası kimsenin umurunda değil ya. Aynen. O kadar yer gezdim, özellikle var ya şu Almanya, huzur yemin olsun resmen olur. Abi şu herif seni mi kesiyor? Kim lan? Abi şurada az saçlı olan. Yok oğlum niye bana baksın ya? Yok abi kesin seni kesiyor bu herif. Yok lan. Vallahi. Yuh! Oğlum adam göz kırptı ya lan. Abi ne güzel işte. Oha! Öpücük oluyor abi, herife bak ya. Abi ne güzel işte, güzel memleket. Yenge yaparsın, anne babaya tanıştırırsın, götürürsün beraber. Oğlum sokarım şunu gözünü ya. Allah'ım yarabbim, ben Türkiye'de olsaydık. Ya siktir gel kalk. Hala dik dik bakıyor, adama bak ya. Abi, ya abi gel. Sevmiş gel, adam gel. Şey yapma ya. Aşk adama bu bak, yani. Yuh ya adama bak ya. Abi kapalı ya burası. Yok canım, pazar günü AVM kapalı olur mu ya? Alo. Kapalı işte, insan yok içeride ya. Allah Allah. Abi şurada bir adam var, ona mı sorsak? Ya abicim sana zahmet, sen sorsana şimdi, yorma beni İngilizceyle falan ya. Sorry. Sorry, hello! Ya oğlum yuh! Ne bağırıyorsun oğlum el alemin memleketinde öküz gibi, gidip sorsana ya! Abi kim gidecek şimdi oraya kadar ya? Hello, sorry! Sorry, hello! Is this AVM closed today? Türk müsünüz? Ne? Türk müsünüz? Abi adam Türk çıktı ya! He Türk'üz, nereden anladın? Abi bizde burada böyle, bizden başka bağıran olmaz! Ya birader bana bak! Alışveriş merkezi kapalı mı bugün? Ya bugün pazar. Pazar günleri kapalı oluyor. Hadi canım. Sadece burada mı böyle bu? Yok hayır, tüm Almanya'da. El alem alışverişe ne zaman gidiyor? El alem diyorum. Alışverişe ne zaman gidiyor? Diğer günler. Diğer günler iş günleri. Abi siz turistsiniz galiba. Yok, biz iş için buradayız. 1-2 saat boş vaktimiz vardı, azıcık gezelim dedik. Bak abi buralarda pek bir şey olmuyor. Ben merkeze geçiyorum. İstersen sizi de oraya atayım. Orada daha çok şey var. Olur. Olur.
Abi kafe kult. Abi ne güzel adamların bak kafeleri barları bile resmen kültürel kult ya. Doğru diyorsun abi ya. Abi ben çocuğu çok tuttum bak işini gücünü bıraktı aldı bizi buraya kadar getir diye düzenini kurmuş. Demek ki abi medeni ülkede yaşayınca insan da medeni oluyor ya. Tabii abi melek gibi adam ya. Ne çektik abi biz? Kölç. 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 Kölç şeyliydi abi sonra şey. Kölç. 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 Gel bakalım gel. Buyurun Tarık. Başkanı çalışalım. Zwei mal Kölç bitte. Oldu mu lan? Ne bileyim abi. Baba ne geçti be. Pardon. Geçiyorum. Sağ ol canım. Abi adamlar resmen malzemeden çalıyor. Bardağa bak lan. Bu ne ya? Ne bileyim gel hadi Şeref'e gel. Ya abi yok Şeref'e değil. Hakkı geçelim. Dün Şeref'e içmiştik. Ya Metin bu ne ya? Abi yapma gözünü seveyim. Her yerde söylüyorsun şunu. Yapma. Hadi ben yabancı değilim de abi yapma ya. Abi komik değilmiş. Şeref değil Hakkı. İçelim mi abi Ratan'da? Abi bozmasın. Fuara gideceğiz şimdi. Oğlum ne bozacak lan? İstesek bozmaz lan. Ufacık bardak. Birer tane abi. Zweimal Kölç bitte. Anladı bak çözdüm oğlum ben bu Almancayı da. Çok çirkin değil. Babacığım Zweimal ne ya? Oğlum bardakta durduğu gibi durmuyormuş ya lan bu. Durmaz abi alkol bu sonuçta. Ne kadar verdin birader? 100 euro para verdim ya. İyi abi. Abi fazla ya. Oğlum fazla olur mu? Adamların özel içeceğini kölçünü içtik abi kaç bardak. Abi yine de ya 100 euro para verdim. Bir sürü para bu ya. Abi amma ağladın bir sürü para diyorsun. Oğlum cüzdanım yanımda olsa çıkarır bir kısmını da ben verirdim abi, ya. Abi canın sağ olsun ben onu demek istemedim ya. Oğlum pis bozdu beni bu lan. Abi gel hemen fuara gidelim. Geç kaldık zaten hadi. Ya ne geç kalacağız oğlum? Yürürken kaybolduk deriz. Ne olacak ya? Allah Allah. Hey Vladi. Brecht ihr auch ein Hotelzimmer? Ach nein, nicht so mit Hotelkarte. Ja, ich hab's gerade zwei Vollhongs kennengelernt. Der eine, der hat sein Portemonnaie bei mir im Auto vergessen. Da ist auch eine Hotelkarte dabei. Ja, Metin abi. Ne duyuyorsun sen şu anda? Ne gibi abi? Abi ne duyuyorsun sen şu anda? Abi nasıl ya? Ya nasıl abi ne duyuyorsun sen şu anda? Abi seni duyuyorum. E tamam başka? Ne bileyim insan sesleri, arabalar, kuşlar falan işte. Ha korna sesi duyuyor musun abi? Yok. Ha niye? Çünkü adam basmıyor abi kornaya dant 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 diye basmıyor abi. Bizdeki gibi değil yani. Bizde daha kırmızıdasın lan sarıya geçerken diyerekten adam ruhunu alıyor resmen ya. Doğru diyorsun da abi geç kalıyoruz fuara. Hadi gidelim ya. Ya oğlum amma stres yaptım. Fuar bu kaçıyor mu gideriz ya. Ya beni çok kötü bozdu abi bu alet. Çok içtin abi. Yürü 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 abi. Ya oğlum dur manyak mısın abi? Lönk diye fırlanır mı? Ezecek abi herif seni ya. Abi araba durur ya. Oğlum niye dursun sen? Vıt diye yola diyorsun ya. Abi duracak burada çizgi var. E ne var bunlardan İstanbul'da da var. Ay işte yaya geçiş çizgisi. Ne çizgisi? Abi sen ehliyeti nereden aldın Allah aşkına ya? Oğlum ben ehliyet kursuna mı gittim? Benim babam taksi şoförüydü. 12 yaşında ben araba kullanmayı öğrendim. Gittim ondan sonra sınava girdim. Aldım anlamam ki ben çizgiden işaretten ha ya. Ha işte bu yaya geçiş çizgisi. Araba geldiği zaman insan geçeceği zaman durur araba insan geçer bu kadar. Ha durur araba. İstanbul'da ben hiç öyle duran araba görmedim abim. Ya abi ben de görmedim ama Almanya'da duruyorlar işte. Ya git Allah aşkına ya. Aa bak geçiyorum şimdi. Hah. Oğlum yapma lan. Hah bir şey oluyor abi? Abi vay medeniyetine sokayım. Durdu ya lan oğlum araba. Hey Vladi. Hör mal, in der Tasche ist nicht viel. Jungs, wie lange wart ihr denn da drin? Nur 5 Minuten? Hey Jungs, hättet ihr nicht noch länger suchen können? Abi hadi sen de geç. Abi korkuyorum ya. Abi korkma geç. Oğlum bizde durmaz bana çarpar lan. Hadi bak. Was ist das denn? Egal. iPhone 4S. Amma da naz yaptın çocuk gibi ya. Ya tamam geliyoruz ha. Hadi abi gözünü seveyim. Allah. Lan vallahi durdu adama bak ya. Abi duracak tabii. Adam resmen yola fırlıyorsun duruyor ya. Ha bak görüyorsun geç birader. Vay be geçeceğim zannetti durdu oğlum var ya medeniyet bu işte medeniyet bu var ya.
İnsan her istediğini yapıyorlar abi adamlar. Lan diye yola çıkıyor. Şayet! Lan oğlum medeniyetin göbeğine Almanya'ya geldik dedik. Hem soyulduk hem de arabanın altında ezildik lan. Metin, ışıkları kim kapadı oğlum? Olsun, abicim, ya oğlum dur yavaş ne yapıyorsun? Acıyor hala ya. Abi pardon ya ama çok korkuttun abi. Saçların ne oldu lan senin? Kestirdim abi nasıl olmuş? Vay ulan biz burada ölümlerden dönelim sen berbere git ha. Ya abi doğru diyorsun da burada bekle bekle canım sıkıldı. Bir Türk berber buldum bir muhabbet abi var ya. Uzatma Metin. Ne kadar verdin? Abi çok pahalı saç sakal 20 euro. Yuh. Öyle abi. Çıkmış sakallar yine. Çıktı da abi demeyeyim diyorum. Elindeki de çok komik duruyor. Fuarda herkes seni konuşacak var ya. Ya dalga geçme Metin. Fuar muar deme zaten bana ya. Ama abi 2 gündür boşluyoruz fuarı. Oğlum ölümlerden döndük diyorum hala fuar diyorsun. Metin gidemem ben fuara falan. Karnım aç zaten. Abi ben de dedim de dinlemiyor. Bugün hastaneden çıkacağını biliyor. Dedi fuara varınca beni arayın dedi. Kim? Füsun Hanım. Ararım ben onu. Karnım aç abi gidemem ben fuara. Abi işte fuarda açık büfe var orada yeriz. Ama hala fuar diyorsun Metin ya Allah Allah. Aklıma bir şey geldi zaten bir şey anlatacağım sana. Hayırdır abi? Ya gel yerken anlatırım. Abi bu arada sana çarpan adam ortaya çıktı. Kimmiş? O Türk çocuk vardı ya bize yardım eden. Ha. O çarpmış. Ciddi misin? He senin cüzdanı da o çalmış. Vay şerefsize bak ya. Git. Gel. Abicim anlamadım ki ne biçim lahmacun lan? İçinde yok be abi. Herif zaten her şey geliyor mu diye sordun da ben bir kızlanmıştım ne bileyim abi. Bizim orada lahmacuna maydanoz atarsın işte en fazla domates filan bunda hepsi var lan. Abi şu yoğurtlu olan cacıkmış he. Vallahi mı? He. Oğlum cacık dediğin sulu olur böyle cacık mı olur lan? Ya abi burada böyle diyorlar ya. Demek ki abicim gurbetçi bilmiyor uyduruyor ha. Vallahi doğru diyorsun. Abi sen ne diyecektin? Afiyet olsun diyecektim canım. Onu demiyorum abi ya. Biliyorum Metin, biliyorum. Abicim var ya, burada kalıyoruz. Nehir kenarında mı? Hayır abicim, direkt suyun içinde. Onu demiyorum Metin, Almanya'da kalıyoruz. Nasıl ya, sürekli mi abi? Hayır. Abicim, şirketin bize verdiği bu kredi kartına ne kadar var? 2500 euro falan. Heh, biz o parayı burada öküzler gibi yiyoruz abi, ondan sonra dönüyoruz. Yemişim fuarını lan. Abi sen ciddi misin ya? Ciddiyim Metin. Abicim bak, 2 gün hastanede kaldım, gözüm açıldı. 3 günlük dünya Metin, ölüp gideceğiz bir gün ya. Abicim biz 60'ız kapağı şirketin tekine öküzler gibi çalışıyoruz Metinciğim. Ne bir özel hayatımız var, ne bir hobimiz, ne bir zevkimiz. Abi süperlik ama. Ya onu mu diyorum Metin ben? Öreceğiz diyorum Metin. İnan bak hastaneye düşünce götüne o termometreyi sokunca anlıyorsun böyle şeyleri. Abi resmen termometre mi soktular abi? Sorma ya. Ne bileyim abi burada da böyle ölçüyorlarmış işte. Abi büyük geçmiş olsun ya. Oldu zaten. Ama işte onu diyorum Metin, ölüp gideceğiz ya. Ama böyle hiçbir şeyi denemeden robot gibi yaşayıp Metin. Doğru diyorsun abi ya. İlk okula koş, oradan liseye koş, üniversite sınavına koş, üniversite biter işe koş, durmadan çalış didin. Hayat mı bu ya? Hı? Ben de onu diyorum işte. Abi yeter ya. Abi şuraya kadar gelmişiz. Adamların rahatlığını görmüşüz. Şurada bir Alman hatunun elini tutup onu bir öpmeden mi öleceğiz abi ha, ya? Yürü be Metin kim tutar abi seni? Abi var ya burada krallar gibi yaşarız. Yemin ediyorum sana ya. Evet abicim. Abi hem de böyle eğlenceli olur. Aynı o Hangover filmindeki gibi. Ne filmi? Hangover abi Hollywood filmi. Orada da bizim yaşlardaki adamların başından geçenleri anlatıyorlar. Ya Metin git Allah aşkına oğlum önce bir kendine bak sonra bana bak bizim Hollywood oyuncuları ne benzerliğimiz olabilir? Artı bir de bizim başımıza en fazla ne gelebilir lan? Abi öyle deme ya daha neler gelir ya? Abi var ya daha gece hayatını akacağız. Almanya'nın tadını çılgınca tadını çıkaracağız ya. Ha. Çok da anlarız da biz o işlerden. Ulan bizim bugüne kadar yaptığımız en büyük çılgınlık gece yarısı Kadıköy'de işkembeciye gitmekti lan. Evet abi ama abi yeni şeyler yapmak lazım ya. Sen de haklısın. We'll be right back.
Was ist, Mann? Was ist? Hör zu, du Arsch! Wenn ich hier mit den beiden fertig bin, ja? Dann puste ich dir dein Hirn weg! Metin ne dedi lan? Abi anlamıyorum ben ya. Oğlum fuara benim yanıma neden Almanca bilmeyen adam verirler? Anlamıyorum ki ben bu işi ya. Abi senin İngilizcen bile yok. Ya konu o mu şimdi Metin? Herifler sıkacak az sonra beynimize diyorum ya. Abi ben şansımı deneyeceğim. Ne yapacaksın lan? Abi özür dileyeceğim. Abicim dile, özür dile. Yalvar, ağla, gözünü seveyim, yap bir şeyler Metin ya. Hello? Sorry. I was just sitting there. Then the woman came. Her back fell down. I just wanted to help her. Halt die Fresse, du Bastard! Yes, yes. I just wanted to help her, you know. Halt deine verdammte Fresse! Metin sus. Sus, gözünü seveyim, sus. Ne diyorsun bilmiyorum. Kızdı adam ya. Abi vallahi özür diledim ya. Abicim böyle özür mü olur? Sinirlendi herif işte. Aa, Metin. Oğlum benim aklıma bir şey geldi lan. Nedir abi? Abicim. Ben sana iPhone'umu vermiştim ya. Evet abi. Abicim çaktırmadan uzanabiliyor musun sen ona? Niye abi? Benim amı Metin. Uzanabiliyor musun, uzanamıyor musun? Uzanamıyorum abi, attım ben onları. Ne yaptın? Abi sen dediğinde çıkacağım bunları, ulaşmasınlar bize artık dedim. Ben de köprüden geçerken nehre attım. Abicim hasta mısın? Niye atıyorsun? Kapatırdık, yine ulaşamazlardı ya. Abi ben onu akıl edemedim ya. Hay aklına sokayım Metin. Telefonlar atılır mı nehre lan? Oğlum o iPhone'un daha taksidi bitmemişti be. Abi bir dur. Allah aşkına dur abi. Oğlum nerede durayım lan? Ya, abi bir yerde dur artık ya. Dur abi ya. Durdum lan. Dur. Metin. Abiciğim takip eden var mı bizi? Yok galiba abi. Abi emin misin? Bak araba geçiyor, kamyon geçiyor, bir şeyler geçiyor buradan ya. Abi otoban kenarındayız. Ulan Metin ya. Abicim adamlar gözümüzün önünde vurdular ya lan birbirlerini. Yok abi arkadan birisi geldi, o vurdu hepsini. Abicim bana ne, kim kimi vurduysa adamlar öldü diyorum sana Metin ya. Abicim eminsin değil mi kimse gelmiyor? Yok abi hepsi öldü zaten. Ya hepsi olur mu Metin, bu adamlar 3-5 kişi gezmiyorlardır ki. Artı bir de mekandan bizi onlarla çıkarken görenler oldu, şimdi biz yaptık zannedecekler ya. Öyle mi diyorsun abi? Evet abicim adamlar öldü, biz de onların arabasıyla kaçtık lan. Polise gidelim abi. Aferin Metin. Aferin. Benim neden aklıma gelmiyor böyle şeyler ya? Aferin abicim. Gidelim abi polise. Diyelim böyle böyle memur bey. Biz diyelim aslında buraya fuar için gelmiştik ama 3-4 gündür biz fuara falan da gitmiyoruz. Artı bir de zaten dün Türkiye'ye geri dönecektik. Dönmedik. Burada kaçağız aslında biz. Bir de şirketin bize verdiği kredi kartındaki paraları biz yiyip içiyoruz her gece karıyla kızla. Derken bu adamlar bizi kaçırdı, öldüreceklerdi. Ama onlar kendileri öldüler. Biz onların arabasıyla kaçtık. Ama bizim hiçbir suçumuz yok memur bey mi diyelim? Ne diyelim abi? Ne yapacağız abi? Ne yapacağız abi? Basıp gideceğiz. Nereye gideceğiz abi? Nasıl nereye? Metin, Türkiye'ye. Abicim burada kalıp elini almanla beynimizi mi patlatalım? Gideceğiz abi Türkiye'ye. Orada bizim ne suçumuz var ne bir şeyimiz. Ya ama abi nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz abicim? Arabayla gideceğiz. Doğru diyorsun abi. Uçakta pasaport kontrolünde ortaya çıkardı abi. Evet. Ya bu arada şansımıza sokayım Metin ya. Abicim filmlerde böyle adamların siyah BMW'leri olur, Mercedes'leri olur. Adamlar bizi resmen gri Ford Focus'la kaçırmış ya lan. Abicim biz zaten gece hayatından ne anlarız, alışmamış götte dondurur mu ya, ama işte gaza geldik, boğazına sıçtım şirket yüzünden. Girmeyecektim birader ben zamanında bu şirkete de. Gönül işte. Bak şimdi Belgin diye bir hatun vardı biliyor musun? Sen tanımazsın o zamanlar. Satın almada. Sen daha işe başlamamıştın. Abicim 4-5 sene önce falandı galiba bir... Arkadaşın doğum gününe tanıştık biz bu hatunla. Çok güzeldi bir Metin. Hani bu şey hatunlar vardır ya, böyle hayatta bize bakmaz dediğimiz hatunlar vardır ya. İşte onlardan biriydi ve baktı abi.
Ben ilk başta bu dalga geçiyor falan zannettim. Ondan sonra baktım abi ilgisi devam ediyor. Bir gün işte böyle cesareti falan toplayıp buna işte akşam benimle yemeğe gider misin dedim. Gelirim dedi. Abi güzel geçti akşam, ondan sonra işte bir akşam daha gittik, bir akşam daha gittik. Derken o sırada ben iş falan arıyorum biliyor musun? Bu dedi gel dedi bizim şirkette senin gibi birisini arıyorlar. İşte şirkete de girdim. Derken abi işte bir iki ay sonra bizim ilişki başladı. Güzeldi Mehmet. Vallahi rüya gibiydi de işte. Rüya gibi de bitti zaten kısa sürdü. Abicim ben girdim şirkete. 3-4 ay sonra satın almada bunun bölümünde bir sorun mu ne çıkmış? İşte bayağı bir adam değişti falan, bunu da çıkarttılar. Dedim aşkım o zaman ben de çıkayım. Yok dedi aşkım sen kal orada. Ben dedi başka bir yerden iş arar bulurum derken buldu. Buldu da İzmir'den buldu Metin. Dedim aşkım ne yapacağız sen İzmir'de ben burada falan, nasıl gidecek bu ilişki? Ya dedi ne olacak birbirimizi seviyoruz gider. İşte demesi kolaydı ama gitmedi ya. Ayrıldık abicim. Çıkacaktım işte ben o zaman bu şirketten çıkacaktım abicim de çıkamadım ya biliyor musun? O yüzden işte ne zaman böyle fuara falan gitsek gıcık oluyorum ya. O zaman onunla gidiyordum ben fuara falan Metin ya. Ağzına sıçtım bu şirkete. Ne zaman içeri girsem hatunu üzüyor. Masasından falan geçiyorum biliyor musun? Bunun eski oturduğu masadan. Kötü abi. Kötü abi. Uyu Metin uyu. Uyu abiciğim. Asiktir benzin de bitiyor ya. Bunu da çıkarıp atacağım. Leş gibi oldu zaten. Başka bir yerden alırız. Metin abicim ne yapıyorsun sen? Aa Volkan abi dinleniyordum abi azıcık ya. Dinlen amına koyayım, tatil yapmaya geldik oğlum, manyak mısın sen ya? Ya abi öyle deme, şu manzarayı gördün mü? Şurayı bir bak Allah aşkına ya. Oğlum adamlar peşimizdeyse o manzarayı bir tarafımıza sokacaklar ama biliyorsun değil mi? Abi stres yapma, tamam 2 dakika dinleneyim dedim ya. Abi ne stresi, benzin almaya geldik diye durduk. Ne yapıyorsun tamam herif oturmuş abi, dinleniyor tamam ya. Tamam abi tamam. Yürü o kadar yolumuz var, manyak tamam mısın abi, nesin ya? Abim. Vay abicim benim ya. Su getirenlerin babası. Amin. Neydi abi şimdi buranın ismi? Gras. Ne? Gras abi. Yemin olsun ilk defa duyuyorum ha. Abi öyle deme. Avusturya'nın ikinci büyük şehri Viyana'dan sonra. Sen nereden biliyorsun lan? Abi işte zamanında okulda işlemiştik. Yuh onu hatırlıyorsun yani hala. Çalışkan mıydın lan sen? Yok abi ne alakası var ya. Coğrafyadan aklımda kalmış işte. Ha. Peki abi o zaman Viyana'ya uzak mıyız? Yok abi 1-2-3 kilometre ya. Abi var ya bak şimdi düşün. Şimdi bu Kanuni denen adam bundan 100-200 sene önce bütün askerleri topluyor. Viyana'ya kadar gidiyor 2 kere. İçeri giremiyor abi. Biz çalıntı arabayla elimizi kolumuzu sallaya sallaya bu sıraya girdik ya lan. Abi sen ne yaptın ya? 100-200 sene ne demek abi? Kanuni buraya geldiğinde daha şey... Ya ama dur hemen ukalalığa başlama Metin. Onu mu diyorum ben, bir örnek olsun diye şey yaptım. Allah Allah. Abi bu ne zaten ya? İmamın abdest suyu gibi. Soğuğu yok muydu bunun? Ne bileyim abi, aldığım yerde adamın buzdolabı bozuktu ya. O kadar dükkan var, gittin oradan aldın. Ya kalk Allah aşkına, yolumuz var zaten. Eridim bittim burada ya. Thank you.
Ne oldu lan? Abi çabuk. Abi. Abi. Abi ne oldu? Çalıştırsana şuna. Abicim ne oldu lan? Abi kredi kartını kilitlemişler. Vay şerefsizler. Ben de bunları çaldım işte. Abicim hasta mısın? Niye çalıyorsun el alemin Slovanya'sında sen ya? Abi Hırvatistan burası. Ay sokacağım Metin, çok şey fark ediyordu. Yürü abi, yürü ya. Yarabbim yürü. Abicim sen çala çala bunları mı çaldın gözünü seveyim ya? Abi ne yapayım, onları buldum, onları aldım işte. Metin. Kaldık abi buralarda. Kaldık abi, kaldık. Abi sen arabanın her yerine baktığına emin misin? Abicim daha neresine bakayım? 2 saattir uğraşıyorum, ittik durduk, çalışmıyor işte abi araba ya. Canım çıkmış kardeşim zaten, 2000 küsur kilometredir yoldayım ben ya. Artı bir kere birader senin neden ehliyetin yok? Abicim ihtiyacım yok. Abicim insanın ehliyete ihtiyacı olmaz mı lan? Abicim evin önünde metrobüse biniyorum. Paşalar gibi 1,5 saat içinde işteyim ben. İyi abi güzel. Artık metrobüse de ihtiyacın yok. Çünkü hayatımızın geri kalanını burada Bulgaristan'da geçireceğiz güzel. Ciddi misin abi? Ne ciddiyim. Saçmalama Metin ya. Hadi kalk gidiyoruz kalk. Nereye gidiyoruz abi? Nasıl nereye abicim? Sınıra. Ya araba? Arabayı ne yapacağız birader? Çalışmıyor ki işte araba. Kalk yürüyeceğiz gel. Birader. Geldik abi, geldik. Hadi abicim gel, kazağımı bari göstereyim. Aynen. Aynen, ilikli abim. İşte. Metin. Oğlum bunlar bizim kredi kartını kapattılarsa kaç gündür bize ulaşamıyorlar da. Lan biz Türkiye'de de aranıyoruzdur ha. Öyle mi diyorsun abi? Acaba geçmesek mi sınırdan, ne yapsak?